Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir CarXcyber Racing bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. CarXcyber Racing'i kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki CarXcyber Racing bölümünde ne yapmıştık? O kadar çok hatırlamıyorum ki şöyle bir haritaya bir bakayım. Ha, aynen. Sıcak Lastikler Kulübü diye bir kulübe katılmaya çalışmıştık. Bu Sıcak Lastikler Kulübü'nün olayı da bütün yarışların knockout üzerine olması. Yani millet birbirini eliminasyon yaparak yarışmaya yükselmeye falan çalışıyor. Sonra biraz hikayelerde ilerledik, bir şeyler oldu. Başta Serseri olsun bizim yanımızdaydı falan, bize yardımcı oluyordu, bilgiler veriyordu falan. Sonra David'le beraber kayboldular. İşte sonra Stacy'yi alt ettik. Sıcak Lastikler Kulübü'nün lideri olan Stacy'yi alt ettik. Sonra Olson bize yine ihanet etmiş falan. Şimdi kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Eğer ki CarXcyber Racing serisi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız, videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza daha abone değilseniz yere abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. İlk önce sandıklar tabii ki. Tamam. Bir de şuradan bir benzersiz kutu açalım. 450 bin nakit geldi buradan. İyi para, iyi para olmasına da benim zaten 5,5 milyon kasamda var. Hiçbir işime yaramayacak. Neyse. CarXcyber Racing şu an 10. bölümdeyiz. Bölümün adı Ayvayı Yedik. Hadi bakalım ne kadar yiyeceğiz ayva. Yolculuğumuza çok fazla dikkat çekmeyecek birçok araba olduğunu duydum. İşte liste. Birini bul da gidelim. Zaten var. Seninle David'in daha önce yaptığın soruşturma başarısız oldu. David hala bulunmadı. Stacy'nin ise bir süre beklemesi gerek. Biraz zaman geçtikten sonra Stacy Olson'un izine çıkıyor. Baskı altında Olson David'in nerede esir olarak tutulduğunu söylüyor. Oraya git. Zaten bizde sınıf 4'ün en iyi arabası olduğu için hiçbir şekilde bir zorluk belirtisi dahi bir şey olmayacak. Yani normalden daha kısa sürecek birçok bölüm. Birçok yarış normalden daha kısa süreceği için hikayede de daha hızlı ilerleme kaydedeceğiz. CarXcyber ve Racing severlere duyurulur. Böylece çok daha rahat bir şekilde hikayede ilerliyor olacağımız için siz de daha çok keyif alacak ve aynı zamanda daha çok şey göreceksiniz hikayede. Ben CarXcyber Racing oynamayalı hem birazcık oynamayı unutmuşum hem de hikayeyi unutmuşum hani. O kadar rahatım ki artık. Videoyu çektikten sonra CarXcyber Racing'in yüzüne bakmıyorum. Zaten bende çoğu sınıfın en iyi arabası bende var. 3, 4, 5, 6. Bir tek sınıf 2'nin en iyi arabası bende yok. Sınıf 1'in en iyi arabası olan BMW bile, çarpma BMW daha doğrusu, bile bende var. Sadece sınıf 2'nin en iyi arabaları bende yok. Geri kalanın hepsi var. Sınıf 6 bile. Hatta bende 2 tane mi vardı? 3 tane. 3 tane sınıf 6'nın en iyi arabalarından bazıları var. Oyunun en iyi arabası, oyunun en iyi 3. arabası, 4. arabası falan. Bir sürü araba var yani kısacası. Göstereceğim hatta birazdan. Tamam, kimdir bu? O bu Stacy'nin o küstah yarışçısı. Oh, inanamıyorum. Tekrar Olson'un tuzağına düştük. Sizi aldatmak için şefimden iyi para alacağım. Lanet olsun, sen ne kadar şerefsizsin ya Olson. Sen tam bir şerefsizsin ya. Seni uyarmıştım. İşlerimize burnunu sokma. Sanırım seni gidermemiz gerek. Henüz ilgini çekecek bir şeyimiz var. Unutma, arabada son transferi hakkında sen hiçbir şey bilmiyorsun. Winston bunun için seni öldürebilir. Haklısın. Kızı burada tutacağım. Onu bu aptal polisle birlikte hücrede tutacağım. Sense benim için çalışmaya mecbur kalacaksın. Kurye mi olacaksın? Emirlerimi yapmamak aklından bile geçmesin. Peki, rotayı takip edeceğim. Arabaları göstereyim sizlere. Ondan sonra kaldığımız yerden hızlıca bir devam edelim. Şöyle sınıf 6'yı açıyorum. Gördüğünüz gibi oyunun en hızlı arabası, en iyi, en hızlı 3. arabası, ardından Renault falan da var bizde. Bir ara şu Navis Miyar'ı açmayı düşündüm de vazgeçtim, sonra üşendim falan. Gördüğünüz gibi sınıf 5'in en iyi arabası da bizde var. Bu şekilde yani garajımız. Neyse, devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Olsun seni tuzağa düşüreceği beklenmedik değildi. Hans seni karşılamaya hazırlanmıştı. Şimdi o sesi esir aldı. Hans ise kurye olarak çalışmalısın. Yani kısacası Olsun bizi üçüncü bir kez kandırdı. Ve Winston'ın sağ kolu olan Hans için çalışıyoruz şu anda. Onun isteklerini yapacağız ki bizi hem serbest bıraksın hem de Stacy'ye zarar vermesin. Başımıza hiç aşılmasın. Sıkıntı yok. Hem sadakatimi hem de ne kadar iyi bir yarışçı olduğumu kanıtlamak bence nereden baksan kral hareket diye düşünüyorum. Galiba biraz fazla zamana karşı şeyler falan yapacağız hani. Temiz sürüş falan da vardı. Temiz sürüşten de nefret ediyorum. Kesin kaybedeceğiz birkaç kere falan, fail olacak. Neyse, elimizden geleni yapacağız ama. Neyse ki arabamız mükemmel de pek zorlanmayacağız. En azından yarışlarda falan, zamana karşı da falan. Ama temiz sürüşü bilemem. Temiz sürüş biraz beni korkutuyor ama onun dışında pek bir problem yok. Neyse ki temiz sürüş normalden biraz kısa sürüyor. Neyse, bu yarışta başarılı bir şekilde tamamladık.
Buradan da sağ çıktık. Görüyorum ki ne yaptığını biliyorsun. Muhtemelen daha ciddi bir şeyle hazırsın. Ne dersin? Çalınan arabalarımızı transfer etmene ne dersin? Pekala. Temiz sürüş. Hansi yapacağım bir kurye koşun da var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk temiz sürüş yarışımız. Yani ana hikayede. Yoksa etkinlikte falan defalarca yaptım. Dikkatli olmamız gerekiyor tabii. En ufak bir dokunuşumuzda fail oluyoruz arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmamız şart. Adı üstünde yani temiz sürüş. Ama en azından iyi tarafından bakalım. Kısa sürüyor. Hani çabuk bitiyor bu tarz yarışlar. Ha, fail olduk işte mesela. Evet, kaldığımız yerden tam olarak yandığımız yerden devam ediyoruz. Biraz risk almadan oynamaya çalışacağım ama fazla zor bu ya. Oha, bu çok zor oğlum. Yuu. Evet, zor da olsa başarılı bir drift gerçekleştirin. Tam olarak kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Belli ki bayağı bir yavaşlamam gerekecek burada ben. Hani hızlı geçeyim, hızlı bitireyim falan diyorum ama dikkatli olmazsak hiçbir şekilde bitiremeyeceğimizden dolayı gerekirse yavaşlayacağım. Yapacak bir şey yok yani. Neyse ki bitirdik. Oh be, normal bir arabamız olsaydı kesinlikle buradan sağ çıkmam mümkün değildi benim. Neyse, başarılı bir şekilde 3. denemede de olsa tamamladık. Ne oluyor Hans? Çıldırdın mı? Polisle çalışan beni özel malımıza nasıl verdin? Her şeyi kusursuz yaptım. Her şeyi şef değil mi? Mükemmel bir yarışçıyım. Evet, seni hatırlıyorum. Çölde geçirilen turnuvamda görüşmüş. Fakat unut bunu. O zaman iyi bir arabam yoktu. Sana tekrar meydan okumaya hazırım. Bana meydan okumaya mı hazırsın? Başka bir hayatta. Biraz eğlenmek için birkaç koşuyu izlemeye karşı değilim. Yarışmaya hep hazırım. Winston ortaya çıktı. Tekrar Texas koşularını hatırladı. Eskisi gibi iyi bir yarışçı olup olmadığından emin olmak istiyor. Tabii Winston öyle patron babası falan olduğu için öyle eline gelenle hemen yarışmıyor. Kendimizi kanıtlamamız gerekiyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Her ne kadar polis için çalışıyor olsak da gerekirse sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı, bize yardım edenleri kurtarmak için kötü adamlarla bile iş yapmaya daima varız. Çünkü kahraman olmak bunu gerektirir. Biz oyunun başında ne yapıyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Karek Cyber Racing hikayesini bilmeyen için kısaca bir özet geçeyim. Stephanie adında bir ablamız vardı. Onunla beraber gizli bir şekilde çalınan lüks arabalarla alakalı soruşturma peşindeydik. Hani amacımız çalınan arabaların kimlerin çaldığını, kimlerin bu yasa dışı işleri yaptığını falan bulmak iken şimdi o yasa dışı işleri yapan kişilerin kuryeciliğini yapıyoruz. Vay anasını, hikaye nerelere gidiyor hakikaten ya. Oyunu sırf bu yüzden oynuyorum gerçekten. Çünkü hikayesi gerçekten dikkat çekici. Her ne kadar oyunu Türkçesi pek iyi olmasa da. Her ne kadar sık sık aynı haritada oynuyor olsak da keşke biraz harita çeşitliliği artsa. Neyse, onun dışında hikaye gerçekten güzel, akıcı, dikkat de çekiyor. Ondan dolayı zaten oynuyorum sizin için ve keyif alıyorum. Birkaç bölüm sonra bu oyunu da bitirmiş olacağız. Tabii oyunun devamı gelecekmiş. Yani devamı için güncellemeleri takip et falan diyor. Hani bu oyun bittiğinde geçici bir seriye başlayacağız. Devamı gelince de oynayacağız. Görüyor musun Hans? Bu adam senin kadar iyidir. Haklısın. Kıyaslama bile şef, onun hiçbir şansı yok. Deneyelim mi? Evet, en iyi yarışlarımızda bir koşu düzenleyelim. Mark, Victor, Olson diyorlar ki Olson eskisi gibi iyi değilmiş. Ona karşı birkaç defa kazanmıştık. Tamam, ilk koşu yani yarış hazır. Eskisi gibi iyi bir yarışı olduğuna emin olmak için Hans'a seninle ve diğer en iyi yarışlara bir koşu yapmayı teklif ediyor. İlk önce genel yarışa katıl. Koşu derken yarış işte. Yarış derken koşu işte. Neyse, önce bir düello yapıyoruz. İşte bu Winston'ın önerdiğim bu yarışları hazırladığı birkaç kişi var işte. Onlara karşı yarış kazanacağız. Önce Victor ne ya? Victor'a karşı kazanacağız galiba. Ama önce onun öncesinde genel bir düello yarışı yapıyoruz şu anda. Böylece aralarındaki yanlışları tek tek eleyecek, onları alt edecek, sonra asıl büyüklerle yarışacağız. Ama tabii sıradaki bölümde Hans'la mücadele ediyor olacağız. Çünkü gereksiz fazla uzun tutmak istemiyorum. Sonra izlenmiyor. Zaten çok izlenmiyor. Hani bari çok uzun tutmayayım videoları da izlenme ihtimali olsun hani. Ama tabii ki de istikrarlı bir şekilde ilerlemeye de özen gösteriyor olacağız. İyiydi fakat popüler yarış pistinde rekorumu kırabilir misin? Ah, kolay. Bir tane rekor kıracağız. Bundan sonra da videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu videodan sonra da GTA San Andreas Mobile gelecek sevgili arkadaşlar. Bu dakikaya kadar izlediyseniz haberiniz olsun. Eğer ki bu tarz oyunları izlerken keyif alıyorsanız, hikaye oyunlarını falan, GTA San Andreas'ı izlerken fazlasıyla keyif alacaksınızdır. Hem Türkçe'ye çeviriyorum oyun İngilizce olduğundan dolayı, hem de istikrarlı ve detaylı bir şekilde oynayarak, anlatarak güzel bir
seri şeklinde sunmaya özen gösteriyorum sizler için. Tabi saat şu an gecenin 3 olduğu için birazcık konuşmakta sıkıntı çekiyorum. Shadow Fight 2'de ben zaten videoları neden geç çektiğimin nedenini anlatmıştım. Burada da çok kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar internet bağlantım kötü olduğundan dolayı, daha doğrusu upload'um, videoların yüklenmesi biraz fazla zahmetli olduğundan dolayı gece saatlerinde çekiyorum. Böyle gündüzün bir saatinde video çekeyim. Saat öğlen 2'de, öğleden sonra 4'te falan yetiştiririm kafası olmadığından dolayı mecbur olarak videoları geç çekiyorum. 6 saat, 8 saat, 10 saat, hatta daha uzun sürebildiğinden dolayı haberiniz olsun. Fena değil, fakat o zaman sıradan bir G34 sürüyordum. Eminim ki Victor'la arkadaşlar bu defa seni toza dönüştürecekler. Bu Victor'u getir bakayım buraya diyor Rus ve yavaştan videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki Karaksayber'in bölümünde bu Victor'la falan alt ediyor olacağız. Yarışıyor olacağız. Sonra bir knockout yarışımız var. Sonra da Hans'ı alt ediyor olacağız. Ondan sonra Iragoist falan var yine. Sonra yine Olsun falan var. Neyse. Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz yer abone bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatma sitesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.